Arkadaşlar merhaba. Bu videoda satrancın temel prensiplerini öğreneceğiz. Bu videoda hiç satranç bilmeyen sporcularımız veya satranca yeni başlamış, az çok bir bilgisi olup da temel prensipleri tam bilmeyen sporcularımız için satrancın temel prensipleri hakkında detaylıca bilgiler vereceğiz. Bu video bittiğinde artık online ya da yüz yüze olarak arkadaşlarınızla çevrenizdekilerle ya da turnuvalarda satranç oynayabilecek seviyeye gelmiş olacaksınız. Şimdiden hepinize iyi dersler diliyorum. İlk olarak satrançtan kısaca bir bahsedeyim. Satranç oyunu iki kişi arasında oynanan 64 kareden oluşan satranç tahtası üzerinde oynanan bir oyundur. Amaç rakibin şahını mat etmektir. Eğer herhangi birisi iki oyuncudan herhangi birisi rakip şahı mat edemezse oyun pat olur. Yani berabere bitmiş anlamına gelir. Satranç tahtası 64 kareden oluşmaktadır. 64 karenin yarısı beyaz, diğer yarısı ise siyah karelerden oluşmaktadır. Tahtanın sağ alt köşesi beyaz olmak zorundadır. Oyuna başlarken tahtanın sağ alt köşesi her zaman beyaz olmak zorundadır. Bu şekilde taşlarımızı tahta üzerine dizeceğiz. Birinci yatayın bulunduğu yerlere beyaz taşlar dizilir. Diğer tarafa ise, karşı tarafa ise siyah taşlar dizilir. Her iki oyuncunun da başlangıçta 8'er tane piyonu, ikişer tane kalesi, ikişer tane atı, ikişer tane fili ve yine ve birer tane şah ve veziri bulunmaktadır. Oyuna başlamadan önce, yani satranç hakkındaki temel prensiplerden önce bu karelerin isimlerini göstermek istiyorum sizlere. Çünkü satranca başladığınız zaman turnuvalarda ya da kendi oynadığınız oyunlarda bir notasyon denen bir kavram var. Notasyon satrançtaki yapılan maçlarımızın kaydedilmesi gibi kaydedilmesidir. Bunları neye göre kaydediyoruz? Bu satrançtaki karelerin isimlerine göre kaydediyoruz. Satrançtaki kareler bulundukları yataydaki harfler ve dikeydeki sayılara göre isimlendirilir. Satrançta 64 tane kare vardı. 8 tane yatay ve 8 tane dikey karelerden oluşmaktadır. Yatay kareler A, B, C, D, E, F, G ve H olarak isimlendirilir. Dikey kareler ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı sayılarla isimlendirilir. Satranç tahtasında herhangi bir kareyi isimlendirmek için o karenin bulunduğu yataydaki harfe bakacağız ve daha sonra dikeydeki sayıya bakacağız. Bu iki harf ve sayıyı birleştirdiğimizde o karenin adını öğrenmiş olacağız. Diyelim ki şuradaki karemizin adını isimlendireceğiz. D5 karesi olarak burası isimlendirilmiş. Neden burası D5 olarak isimlendirilmiş? Bakıyoruz, hemen aşağıya doğru gidiyoruz. D dikeyinde ve 5. yatayda. 5. yatayda olduğu için ve D dikeyinde olduğu için D5 karesi olarak isimlendirilmiş. Yine aynı şekilde ilk karemiz, bu sol altı köşede bulunan karemiz A1 karesi olarak isimlendirilmiş. Buradan da diyebiliriz ki A1 karesinde beyaz taşlar bulunur. Hani birinci yatayda beyaz taşlar bulunur demiştik en başta. A1 karesinin bulunduğu yerde beyaz taşlar bulunur diyebiliriz. Şimdi taşların konumuna bakalım. Oyunda her iki oyuncunun ikişer tane kalesi vardır. Kaleler satranç tahtasının dört tane köşesinde bulunurlar. Beyaz kaleler A1 karesi ve H1 karesindedirler. Siyah kaleler ise H8 ve A8 karesindedirler. Kalelerin yanlarında atlar yer alır. Atların da isimlerini, bulunduğu yerlerin isimlerini söyleyecek olursak B1, G1, G8 ve B8 karelerindedirler. Oyunda atların yanına filler yer alır. Filler C1, F1, F8 ve C8 karelerinde yer alırlar. Fillerin yanında ise şah ve vezir bulunur. Nasıl bunu oyun içerisinde konumlandıracağız diye sorarsanız, biz
da öğrencilerimize şu şekilde bunu anlatıyoruz. Vezir kendi renginde olur diyoruz. Ya da şah kendi rengini sevmez. Şah kendi rengini sevmediği için zıt renkte bulunur diye de bunu aklımızda tutabiliriz. Vezir kendi renginde olduğu için D1 ve D8 karelerinde vezirler bulunuyor. Şah da kendi rengini sevmediği için beyaz şah siyah karede yani E1 karesinde, siyah şah ise beyaz karede yani E8 karesinde yer alır. Ve bu taşların önlerinde de 8'er tane piyonlar yer alır. Böyle beyaz karelerin piyonları ikinci yatayda, siyah taşların piyonları ise 7. yatayda yer alır. Şu anda taşların dizilmiş halindeki genel konumu bu şekilde. Taşların genel konumuna baktığımızda köşelerde ikişer tane kaleler, kalelerin yanında atlar, atların yanında filler, fillerin yanında şah ve vezir bulunur. Şah kendi rengini sevmediği için zıt renkteydi. Vezir kendi renginde olduğu için de vezir de kendi renginin bulunduğu karede yer alıyordu. Şimdi taşlar bu şekilde diziliyor oyuna. Oyun tahta önümüzde durduğu zaman sağ alt kare beyaz olarak başlayacaktı. Burada da gördüğünüz gibi sağ alt kare beyaz olmuş. Yine rakibe göre baktığımızda rakibin sağında da yine beyaz kare var. Demek ki bu doğru dizilmiş bir satranç tahtası. Artık bu satranç tahtasında iki sporcu oyuna başlayabilir. Şimdi taşların genel konumunu öğrendikten sonra taşların hareketlerine bakalım. Taşların hareketlerinde ilk olarak piyonu inceleyeceğiz. Piyon ikinci ve yedinci yatayda yer alıyordu. Her iki sporcunun da oyunda 8'er tane piyonu bulunuyordu. Piyonlar gördüğünüz gibi ikinci ve yedinci yatayda yer alıyorlar. Piyonların hareketi düz. Yani piyonlar düz olarak ilerliyorlar. Piyonlara özel bir hareket şekilleri var. Eğer piyonlarımız başlangıçta hiç hareket etmediyse başlangıçta 2 birim gidebiliyorlar. Onun dışında piyonlar her hareketlerinde 1 birim ilerleyebiliyorlar. Burada gördüğünüz gibi her piyonun kendi hareketi, kendi ilk hareketi 2 birim olabilir. Bakın A2'deki piyonumuz başlangıçta 2 birim gidiyor gibi gösteriliyor. Geriye gelelim. A2 piyonu başlangıçta 2 birim gitmiş gibi gösterdik burada. Yine D piyonunu 1 birim gidiyormuş gibi gözüküyor. G piyonu ise yine 2 birim gidiyor gibi gözüküyor. İlk hamlelerinde isterlerse 2 kare gidebiliyorlar. Ancak ilk hamlelerinde diyelim ki 1 birim gittiler. Daha sonra bu piyon 2 birim gidemiyor. Yine ilk hamlelerinde 2 birim gitti. Diğer hamlelerinde tekrardan 2 birim ya da 2 birim tekrardan 2 birim gidemiyorlar. Eğer piyonlarımızın önünde herhangi bir taş varsa bu piyonların hareketini kısıtlar. Burada gördüğünüz gibi siyah piyonun önünde beyaz bir fil var. Piyonlarımız düz ilerlediği için önünde de engel olduğu için bu piyonumuz ilerleyemiyor. Yine beyaz piyonumuzun önünde rakip taşın siyah atı var. Bu da piyonun gitmesini engelliyor. Yine burada da beyaz piyonumuzun önünde kendi taşlarından kale bulunmakta. Bu kalede beyaz piyonun ilerlemesini engelliyor. Piyonlar düz ilerler demiştik. Ancak çapraz olarak rakip taşı alabilirler. Bir birim olarak ilerliyorlardı. Çapraz olarak da yine bir birim olarak rakip taşı alırlar ve aldıkları taşın yerine otururlar. Burada gördüğümüz gibi siyah piyonumuz bir birim olarak çapraz ilerlemiş ve beyaz kaleyi yiyebilecek durumda. Yine buradaki beyaz piyonumuz siyah piyonu yiyebilecek durumda. Aynı şekilde eğer hamle sırası siyahlarda ise siyah piyonumuz burada beyaz piyonumuzu yiyebilecek durumda. Buradaki piyona baktığımız zaman buradaki piyon önünde siyah bir fil var. Düz kırmızı ile işaretledim. Düz olarak ilerleyemiyordu. Yine aynı şekilde düz olarak bir taş yiyemez. Ancak çaprazında bir tane at var
Ve bu piyonumuz çapraz olarak taş yiyebildiği için çaprazında bulunan bu siyah atı yiyebilir. Piyonlar hakkında diğer bilinmesi gereken bir tane özellik var. Güzel bir piyonların özelliği bu. Eğer piyonlarımız, beyaz piyonlarımız karşı en uzaktaki yani 8. yataya, siyah piyonlarımız ise 1. yataya geldikleri zaman istediği herhangi bir taşı alabilirler. Yani örneğin piyonumuz, beyaz piyonumuz 8. yataya gittiğinde, burada görüyorsunuz, 8. yataya gittiğinde vezir, pardon, vezir, kale, fil ya da at olarak bu piyonu terfi ettirebilirler. Aynı şekilde siyah piyonumuz da buraya geldiğinde, 1. yataya geldiğinde vezir, kale, at ya da fil olarak bu piyonu burada değiştirebilir. Ancak her zaman vezir en önemli olduğu için genellikle vezir alırlar ama bazı durumlarda vezirin alınması oyunu kötü duruma götürebilir. Yani kazanç bir oyunu pat edebilir, beraberlik durumuna getirebilir. Bunları ilerleyen zamanlarda sizinle inceleyeceğiz. Burada da görüyorsunuz az önce G7 karesinde beyaz bir piyonumuz vardı. G8 karesine gittiğinde vezir, at, kale ya da fil olarak buradan siz istediğiniz bir tanesini seçiyorsunuz. Tabii bu online oyunlarda. Yüz yüze oyunlarda ise yine tahtanın dışından herhangi bir taşı, vezir, at, kale, fil bunlardan bir tanesini alıp oyuna koyabiliyorsunuz. Tabii piyonun çıktığı kareden. Bu taş oyunlardaki taşlardan bir tane olmak zorunda değil. Eğer sizin oyunda veziriniz varsa ikinci bir veziri alabilirsiniz. Burada da aynı şekilde siyahlar için gösterilmiş. Ve piyonlar için bilinmesi gereken çok önemli ve çok da karıştırılan bir özellik var. Geçerken alma kuralı var piyonlar hakkında. Geçerken alma kuralını daha sonra detaylı olarak anlatacağım. Şu an kısaca bahsedecek olursam, geçerken almada eğer beyaz piyonlarımız 5. yataya geldiyse ya da siyah piyonlarımız 4. yataya geldiyse sıra rakipte olacak. Rakibimiz bu piyonumuzun yanındaki piyonlardan yani yanındaki kareye 2 birim getirirse piyonunu ilk hareketinde beyaz piyonumuz bu taşı yiyebilir. Bakın beyaz piyonumuz burada. Rakibimiz ne oynamış? D7'deki piyonunu ilk oyununda ilk hamlesinde 2 birim getirmiş. İlk hamlesinde 2 birim getirdiği için beyaz piyonumuz isterse bunu yiyebilir. Ancak bakın burada 5. yatayımızda 2 tane piyon var. Rakibimiz hangi piyonunu oynamış? Siyahlar. G7'deki piyonunu oynamış. G7'deki piyonunu oynadığı için tekrardan geliyorum. G7'deki piyonunu oynadığı için burada H5'teki piyonumuzla biz bunu yiyebiliriz. Ve bunu bir birim oynamış gibi düşünerekten yiyebiliyoruz. Hani biz normalde piyonlar çapraz yiyordu. Bu piyon H5'teki piyonumuz çapraz yediği için ve G7'deki piyonumuz G5'e geldiğinde H5'teki piyonumuz bunu sanki bir birim ilerlemiş gibi kabul ederek bu taşı yiyebilir. Ancak bakın burada da C5 karemizin yanında yine bir tane siyah piyon var. Ancak bu C5'teki taşımız bu taşı yiyemiyor. Neden? Çünkü arada başka hamleler olmuş ve en son bu taş oynanmış. Eğer bu taş oynanmasaydı ve siyahın son hamlesi bu olsaydı, beyaz piyonumuz yine bunu yiyebilirdi. Ancak arada başka bir hamleler girdiği zaman geçerken alma kuralı olmuyor. Umarım anlamışsınızdır. Burada yine çok güzel bir yani örnek var. Çünkü yeni öğrenen, bu kuralı yeni öğrenen oyuncularımız oyun esnasında kafaları karışabiliyor. Burada gösterelim hemen. C5 ve A6 karesinde beyaz piyonlarımız var. Siyah taşlar B7'deki piyonunu B5'e getirmişler. Geçerken almada bu 5. yataydaki piyonlarımız için geçerliydi. 5. yatayda bulunan C5 piyonumuz
Bu taşı yiyerek bunu sanki bir birim oynamış gibi düşünerekten bu taşı yiyebilir. Ancak bazen hani kafası karışabiliyor bazı sporcularımızın. Sanki bu taşı kendi yerindeymiş gibi düşünerekten A'daki piyonla bu taşı yemeye çalışıyor. Bu yanlış bir ifadedir. Doğrusu C5'te bulunan piyonun geçerken alma kuralına göre B5'te bulunan piyonu yemesi ve B6 karesine yerleşmesidir. Geniş bir piyon anlatımından sonra diğer taşımız olan kaleye geçelim. Kaleler oyun esnasında dikey ve yatay kalelerde düz bir şekilde istediği kadar ilerleyebilirler, ta ki önünde herhangi bir engel bulunana kadar. Bakın burada kalemizin önünde kendi taşları var. Yani bunlar kale için engel. Kalemiz burada gidebildiği yerleri yeşil ile işaretledim. Gidemediği yerleri ise kırmızı ile işaretledim. İsterse bir birim gider, isterse iki, isterse üç. Yine aynı şekilde yukarıya doğru iki ya da aşağıya doğru iki ya da bir. İstediği kadar gidebilir. Önünde yeter ki engel olmasın. Kalelerimiz düz gidiyordu. Yine gittiği karede rakip bir taş varsa bu taşı alır ve o taşın yerine oturur. Yani tabii isterse hani bu taşı alabilir. Yani burada da beyaz kalemiz siyah atı alabilir. Siyah at beyaz kale için bir engel teşkil etmiyor. Yani bu taşı alır ve bu taşın yerine geçebilir. Bu taşı yiyebilir. Siyah kalemiz ise aynı şekilde beyaz fili yiyebilir isterse bu taşın yerine geçebilir. Oyundaki bir diğer taşımız attır. Oyunda her iki sporcunun ikişer tane atı bulunmaktaydı. Atlar diğer taşlardan ayrı olarak diğer taşların üstünden atlayabilir. L harfi şeklinde ilerlerler. Yani biz iki düz bir yan, iki yan bir düz şeklinde de bunu aklımızda tutabiliriz. Bakın burada merkezde gördüğümüz at L şeklinde ilerlediğinde bu yeşil ile konumlandırdığım karelere gidebilir. Bu karelere nasıl gidiyor? Bakın iki birim yukarı gitti, bir birim sağa ya da bir birim sola. İki birim sağa gitti, bir birim yukarıya ya da bir birim aşağıya. L şeklinde hareket ediyor. Toplamda 3 kare yol almış oluyor. Atlar geçtiği karelerin dolu olmasından etkilenmez. Hani bu taşların üzerinden atlayabilir. Bakın burada beyaz atımız oyunun başlangıcında önünde piyonlar olsa da bu piyonların üstünden atlayabilir. Bakın atladı. Yani buraya yeşil olarak gösterdiğim yerlere gelebilir. Ancak önünde kendi taşından bir hani gittiği karede kendi taşından bir taş varsa, kendi renginden bir taş varsa bu taşı olduğu yere gidemez. Bakın siyah hatta görüyoruz bunu. Siyah hatımız yeşil olan yerlere gelebilir. Ancak burada kendi taşı olduğu için buraya gelemez. Bu iki tane yere gelebilir. Burası biraz karmaşık gözüküyor ama eğer hareketini bitirdiği karede rakip taş varsa o taşı yiyebilir. Sadece oyunda piyonlar hareketinden farklı bir şekilde taş alır. Piyonlar çapraz olarak taş alıyordu. Onun dışında diğer tüm taşlar hareketinin yaptığı şekilde taşlarını, rakip taşı alabilmekte. Burada merkezde bir tane atımız var. Bakın atın gidebildiği kareleri yeşil olarak gösterdim. Buraya gelemiyor. Kendi renginden bir taş var. Engel. Buralara gelebiliyor. Bakın burada da yine rakibin renginden bir tane kale var. At isterse o kaleyi yiyebilir. Ve oyundaki diğer önemli taşlarımızdan birisi fillerdir. Oyunda her iki sporcunun başlangıçta ikişer tane filleri vardır. Bu filler beyaz fil ve siyah fil olarak isimlendirilir. Hani beyaz taşlar ve siyah taşlar olarak isimlendiriyorduk başlangıçta. Fillerin isimlendirilmesi farklı. Filler bulunduğu kareye göre isimlendirilir. Yani beyaz taşların bulunduğu sporcuda da hem beyaz fil hem siyah fil. Siyah taşların bulunduğu sporcuda da hem beyaz fil hem siyah fil bulunmaktadır. Filler, bakın buradaki filimiz beyaz karede, beyaz fil olarak isimlendirilmiş. Siyah karede olsaydı bu fil, siyah fil olarak isimlendirilecekti. Filler çapraz olarak hareket ederler. Önünde bir engel bulunmadığı sürece çapraz olarak istediği kadar hareket edebilirler. Önünde kendi renginden bir taş varsa
çapraz olarak ilerlerken önüne kendi renginden bir taş çıkarsa filimiz o taşın arkasına veya o taşın bulunduğu yere gidemez. O taştan bir önceki kareye kadar gidebilir. Bakın burada merkezde bir tane filimiz var ve önünde herhangi bir engel olmadığı için böyle gidebildiği yerleri ben yeşil olarak işaretledim. Görüyorsunuz burada istediği kadar gidebiliyor. Ancak önüne herhangi bir engel çıkarsa engelin önüne kadar gidebilir. Tahta üzerindeki filleri konumunu gösterdim burada. Filler bulunduğu karenin isimlerini renklerine göre isimlendiriliyordu. Bakın beyaz fil, siyah fil, siyah karede olduğu için. Filimiz siyah olduğu halde beyaz karede olduğu için beyaz fil. Bu da siyah karede olduğu için siyah fil olarak isimlendiriliyor. Bunların gittiği yerleri de bu şekilde gösterdim. Beyaz filimizin yani önünde engel yoksa bu karelere gidebilir. Yine rakibin fili de bu karelere gidebilir. Diğer fillerimiz de bu karelere gidebilir. Önünde engel yoksa istediği kadar gidebilir. Filler de gideceği karede eğer rakip taş varsa bu taşı yiyebilirler. Bakın burada da örneği var. Burada D3 karesinde bir tane beyaz filimiz var. Beyaz fil çapraz olarak ilerlediğinde G6 karesindeki siyah kaleyi isterse yiyebilir. Eğer hamle sırası siyahtaysa buradaki siyah filimiz isterse bakın çapraz olarak gitti. Bu beyaz atı yiyebilir. Ya da hareket etmek istiyor. Buraya gidecek. Bakın burada kendi renginden bir tane taş olduğu için bu taşın önüne gidebilir. Bu taşın olduğu yere geçemez veya bu taşın üstünden atlayamaz. Aynı şekilde buradaki filimiz siyah filimiz. Önünde bakın buraya geldiğinde yine kendi taşına denk geliyor. Kendi taşı bunun için bir engel teşkil etmekte. Kendi taşının önüne kadar gidebilir. Buradaki beyaz filimiz ise isterse bu beyaz piyonu yiyebilir. Ve oyundaki en güçlü taşımız vezirler. Her oyuncunun başlangıçta birer tane veziri vardır. Siyah vezir ve beyaz vezir. Eğer oyun esnasında hani az önce ilk başta piyon terfisinden bahsetmiştik ya. Eğer rakip oyun esnasında piyonlarımızı terfi ettirirsek yine vezir sayımızı arttırabiliriz. Vezirler oyunda hem kale hem de fil gibi hareket edebilirler. Yani hem dikey hem yatay ve hem de çapraz olarak istediği kadar hareket edebilirler. Tahtadaki en güçlü taşımız vezirdir. Bakın merkezde gördüğümüz vezir tahtadaki birçok kareye gidebiliyor. Mavi ve yeşil olarak gösterdiğim tüm karelere gidebilir. Önünde engel olmadığı sürece buradaki tüm karelere gidebiliyor. Eğer önünde kendi taşından bir taş varsa bu vezirin hareketini kısıtlar. Eğer gittiği karelerde rakip renkten bir taş varsa bu taşı alabiliyor. Bakın burada kendi renginden bir tane taş var, at var. O yüzden bu tarafa doğru giderken atın önüne kadar gidebiliyor. Yine bu tarafa doğru giderken piyonun çaprazına kadar gidebiliyor. Bu tarafa gitmek isterse bakın burada siyah kale var. İsterse bu siyah kaleyi yiyebiliyor. Yine aynı şekilde yukarıya doğru gitmek isterse burada bulunan siyah piyonu vezir isterse alabiliyor. Ve oyundaki en önemli taşımız olan şah. Oyundaki en güçlü taş vezirdi. Oyundaki en önemli taş ise şahtır. Şahların hareketi, şahlar bir birim hareket eder. Ancak oyundaki en önemli taş şahtır. Çünkü oyunun amacı rakip şahı hareket edemeyecek hale getirip mat etmektir. Eğer rakip şahı hareket edemeyecek hale getirirsek rakibi mat etmiş oluruz ve oyunu kazanırız. Bu duruma şah mat denir. Bu ifade oyunun bittiği anlamına gelir. Eğer rakip şahı tehdit ediyorsak şah diyerek, sesli olarak şah diyerek rakibe bunu bildirebiliriz. Rakip de ona göre hareket edebilir. Eğer rakip şahı hareket ettiremeyecek duruma getirirsek ve şah çekmiyorsak, hani rakibi tehdit etmiyorsak oyun berabere biter. Yani pat olur. Şah rakip taşlar tarafından tehdit edilen karelere gidemez. Bakın burada siyah şah ve beyaz şahı gösterdim. Normalde şah bir birim istediği kadar gidebiliyordu. Çapraz olsun, düz olsun, geriye olsun istediği kadar gidebiliyordu. Bakın beyaz şaha baktığımız zaman
düz gidebilir. Çapraz olarak giderek bu taşı, siyah taşı yiyebilir. Yine buraya gelebilir. Yine F2 karesine gelebilir. E2 karesine gelebilir. Ancak bu D dikeyinde bulunan karelere gelemiyor. Neden? Çünkü bu kare rakip kale tarafından tehdit ediliyor. Bakın rakip kalenin önünde herhangi bir engel yok ve D dikeyindeki tüm kareleri rakip kale kontrol ediyor. O yüzden bu beyaz şahımız buralara gelemiyor. Aynı şekilde siyah şaha baktığımız zaman siyah şahımız burada yeşil olarak gösterdim her yere gidebiliyor. Ancak kırmızı olarak gösterdim yerlere gidemiyor. İsterse buradaki beyaz piyonu yiyebilir. Ancak kırmızı olan yerlere gelemez. Neden? Burada beyaz filimiz var. Filler çapraz olarak hareket ediyordu. Beyaz filimiz çapraz olarak hareket ettiği için bu beyaz kareleri kontrol etmekte. Beyaz kareleri kontrol ettiği için beyaz kareler fil tarafından tehdit altında olduğu için siyah şah bu iki tane beyaz kareye gelemez. Ve satrancın temel prensiplerinde bu kadardı. Artık satranç oynayabilirsiniz. Eğer anlamadığınız bir yer varsa ya da kafanıza takılan bir yer olursa yorumlar kısmında bize belirtebilirsiniz. Yorumlar kısmının yanında yine Lichess platformu üzerinde ya da sosyal medya hesaplarımızdan bize anlamadığınız yerleri ya da kafanıza takılan soruları bildirebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda uygulamaları olarak taşların hareketlerini yine aynı şekilde temel prensipleri uygulamalı olarak göstereceğiz. Umarız ki anlamışsınızdır, öğrenmişsinizdir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, satrançla kalın.